Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerden bu yana ülkemizde bir hukuk kaosu yaşanmakta. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan bir 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve bu kararı destekler uygulanmama, Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmamasını destekler nitelikte başka bir karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ülkemizde yarattığı bir kaos, bir hukuk güvenliği sorunu meydana geldi. Biz İYİ Parti olarak bu güvenlik sorunu ile hukuka olan insanların inancının yok olmasını engellemek amacıyla harekete geçme kararı aldık ve bu bağlamda da hem 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak için harekete geçtik. Biliyorsunuz anayasamızın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün mahkemeleri, bütün ülkede yaşayan herkesi, kurum ve kuruluşları bağladığını çok açık olarak ifade etmiş ve buna uyulmamasının durumunda da Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Biz burada öncelikle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu hukuksuzluğu başlatan eyleminin kendisine gönderilen Anayasa Mahkemesi kararını kendisiyle ilgisizmiş gibi göstererek Yargıtay'a göndermesiyle başlayan bir hukuksuzluk süreci olmuştur. Burada Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu dosyayı tekrar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edip bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda Can Atalay'ın tahliyesine, akabinde yeniden yargılama yapılmasına ve bu yargılamanın başlaması itibariyle de Adana Atalay'ın milletvekili olması nedeniyle milletvekilliği sonuna kadar durma kararı vermesini bekliyorduk. Ancak bunlar anayasaya aykırı olarak gerçekleştirilmedi ve özellikle de Yargıtay 3. Ceza Dairesi adeta bir siyasi parti gibi açıklamalarda bulunan bir karar alarak Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu durumda ülkemizde büyük bir hukuki kaos yaratmış durumda. Gördüğünüz gibi Türkiye'deki bütün barolar, hukukçular bu konuyla ilgili olarak sürekli olarak eylemlerde bulunmaktalar ve suç duyurularında bulunmaktadırlar. Biz de İYİ Parti olarak anayasanın ihlal edildiğini, her iki mahkemenin de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmeyerek suç işlediklerini düşündüğümüz için bugün ilk olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleriyle hakkında suç duyurusunda bulunmak için Yargıtay'a geldik. Ben burada niye bunu özellikle vurguluyorum? Daha önce bu 2014 yılında aynı İstanbul'un 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ ve 67 arkadaşıyla ilgili vermiş olduğu ihlal kararını ve tahliye kararını uygulamamıştı. O dönemin Adalet Bakanı olan Bekir Boz da çok sert açıklamalar yaptı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin anayasayı ihlal ettiğini, Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve buna herkesin uyması gerektiğini, kendisini de Adalet Bakanı olarak en kısa zamanda hemen Hakimler Savcılar Kurulu'nun ilgili dairesinin toplantıya çağıracağına dair çok sert bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'ydu o zaman, onları toplantıya çağırdı. O mahkemenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 hakimi, başkan ve 2 üyesi hem yargıçlıktan ihraç edildiler hem de o dönemde Anayasa Mahkemesi'nin hani mahkemeleri aşağılama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağılama gibi suçlardan da yargılanıp ceza aldı. Şimdi ise aradan 10 yıl geçti. Bu tutumdan tamamen vazgeçilerek adeta Anayasa Mahkemesi anayasayı çiğniyormuşçasına açıklamalar yapılarak Anayasa Mahkemesi'nin itibarı zedelenmeye ve son kale olarak düşündüğümüz Anayasa Mahkemesi'nin de hukuk güvenliği açısından bu güvenliğini kaybetmesine çalışılmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz İYİ Parti olarak. Bununla ilgili nasıl bir yasal süreç işletilmesi gerekiyorsa hepsini yapacağız. Buradan da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na giderek 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağız. Görevden el çektirilmeleri talebinde bulunacağız. Bununla ilgili olarak da hazırladığımız dilekçeyi birazdan Yargıtay Başkanlığımıza ve akabinde de Hakim ve Savcılar Kurulu'na dilekçelerimizi vereceğiz. Biz hukukun herkese her zaman lazım olduğunu,
dünün, hatırlayın, dünün hukuku çiğneyen Fethullahçı terör örgütü hakim ve savcılarının bugün kendilerinin yapmış olduğu bu kuşlar nedeniyle hapiste olduğunu, herkes bugün ise onların da hukuk diye bağırdıklarını hep beraber hukuka herkesin ihtiyacı olduğunun somut göstergesi olarak bunu örnek olsun diye anlattım. Ben umarım bundan sonraki süreçlerde ülkemiz içerisindeki hukuku olan bu güvenin tekrar tesis edilebilmesi için hem Yargıtay'ın, hem Anayasa Mahkemesi'nin, hem de Hakim ve Savcılar Kurulu'nun akli selamlı bir şekilde bir araya gelip bu sorunu kendi arasında çözmesine, buna siyasilerin asla karışmaması gerektiğini, özellikle de başta Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanların bu konularda açıklama yapmamasının çok daha doğru olacağını, yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirleriyle etkisi olmadığını da göstergesi açısından da yararlı olacağını düşünüyorum.